Peki önce bedensel şifadan önce ruhsal şifanın olması daha önemli değil mi? Şimdi şifada enerji, bizim kuantum açısından söyleyeceğim sadece. Ruhsal, bedensel, fiziksel, duygusal diye bir şey tanımıyor. Şifa şifadır. Çünkü ben sizin başınızın ağrısına enerji vermiyorum. Bedeninize enerji veriyorum. Neredeyse enerji kendi yolunu kendisi buluyor zaten. Şimdi ben binlerce, milyonlarca insana enerji gönderiyorum. Tabii Kimin ne ağrının olduğunu nerede nereden olduğunu bileyim bilmiyorsunuz ben? tabii kimler var. Enerji değeri kendisi tayin ediyor zaten. Benim kontrolümde değil o. Ben sadece aracılık yapıyorum. Alıp veriyorum Mevlana gibi. Siz peki kendinize yapıyor musunuz hep? Tabii. Her gün. Her gün. Bütün çakralarınıza. Bütün bedenim her gün yapıyorum yani. Kaç dakikanızı alıyor günde? Bazı oluyor 3-5 dakika, bazı oluyor yarım saat. Onu hissediyor musunuz? Peki enerjini mesela karşınızdaki aldığınız birisine enerji verdiğinizde o enerjinin nereye gittiğini, o sırada orada neler olduğunu falan hissediyor Yok, o musunuz? kişinin enerjiyi aldığını hissediyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor çünkü. O sizin işiniz değil. Değil. Yani bu sonuçla ilgilenme diye bir metodumuz var bizim. Sonuçla ilgilenmiyoruz biz. Sadece veriyoruz. Beden nereye götürecekse enerjiyi oraya götürüyor. Yani bir bariz bir örnek var elimde. Bir bayan geldi boyun fıtığı diye. 3 gün sonra beni hastanede aradı. Bir ton hakaret etti bana. Ne arıyorsun hastanede? Taş düşürmüş. Aa. Demek ki taş acilmiş de taşı düşürmüş yani. Niye bağırıyorsun bana ki? Fıtığı ne olmuş? Fıtık da şimdi iyi oldu ama o zaman fıtık hala yerindeymiş. Aa. Tekrar yapalım diyorlar. Tamam, hadi herkes pozisyonunu alsın. Bu son. Ayaklarınızı açıyorsunuz, ellerinizi ya göğsünüzle kavuşturuyorsunuz ya da bu şekilde bacaklarınızı bu şekilde dediğim yani şöyle şu şekilde bacaklarınızın üstünde açıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve de Geleni kabul ediyorsunuz. geleni kabul ediyorsunuz diyelim. Tamam mıyız? Ben tamamım. Gözler kapalı, bacaklar açık, eller ya göğüste ya da dizlerin üzerinde geleni kabul ediyorum diyorsunuz. Daha sonra şifayı aldıktan sonra da ağrılarınızda herhangi bir geçme olursa bize lütfen mesaj atıyorsunuz. Şimdi bütün reji falan uyursa olan bize bana olacak. Rejidekiler yapmasın sakın. Herkes yapıyor. Yapın yapın. Orada da mı yapıyor? Bir bizim deli sesçi mi yapmıyor? İyi bari en azından sesim çıkacak. Şu anda televizyonu açan varsa ne düşünüyordur acaba? Kuantum dokunuş uzmanı Duran Türkoğlu şu anda canlı yayında izleyicilerimize şifa gönderiyor. Ve demin de aynı uygulamayı yaptık. Ondan sonra birçok mesaj aldık izleyicilerimizden. Onlar da bize mesaj çektiler ki bir daha yapmamızı rica ettiler. Biz de kendilerini kırmadık. Ve de bir daha yapıyoruz. Bu seferki galiba biraz daha uzun sürüyor ama. Bitti. Değil mi? Bitiriyorum, bitmedi. Tamam, bitirelim çünkü hani Programı yayında böyle birazcık bitirmeyelim diye. şey oluyor, ilginç de oluyor bu. Bakalım şimdi bu seferki geri dönüşler. Hah, Gizem Özdilli hattaymış. İyi akşamlar Gizem. Canım iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim iyiyim şimdi gerçekten iyiyim şu anda. Anlat bakayım bundan önce nasıldın?
Ya benim bir migren takıntım var, böyle 2-3 ayda bir gelir bana. 2 gün falan yani, burnumu kanatana kadar, midemi bulandırana kadar azar. Ve mide sorunum olduğu için migren haplarını da içemiyorum. Yani senin şeyinin duydum işte, ağrısı olanlara Duran Bey şimdi böyle bir uygulama yapacak dedin. Kaldırdım kafamı ve bekliyorum, dedim ki hadi bir de bunu deneyeyim artık, olur mu olmaz. Ve inanamadım yani, önce bir karıncalanma oldu. Böyle bir ateş bastı. Sonra baktım, aa, kafamın sağ tarafını hissediyorum. Gözümdeki ağrı geçti ve ilk halde Stelio'nun orada olduğunu duydum. Stelio'yu aradım. Stelio, ben bu Duran Bey'e ulaşmam lazım. İlacımı buldum diye hepinize çok teşekkür ederim Ay, valla. biz Sağ sana olun. teşekkür ederiz. İyi ki o mesajı çekmişsin. Teşekkür Gerçi çok ederim. mesaj çeken izleyicilerimiz de var ama hani böyle sesli olaraktan birinden duymak, tanıdık birinden duymak bizim için gerçekten önemliydi. Geçmiş olsun. Canım benim için çok daha önemli. Sabah 7.30'da kalkacağım. Okulum var, bilmem ne. Ne okudun lan sen? Yani nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Gerçekten Duran Bey'e ulaşacağım sizin sayenizde. Birçok insana şifa alacaktır eminim. Hepinizi öpüyorum. Çok çok teşekkür Biz ederim. de teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim sana. Çok Geçmiş sağ olsun. olun. Bay bay. Evet. Verimini de aldık yayında. Amanın amanın ne kadar mesaj geliyor maşallah maşallah. Mesela bir izleyicimizin ani bir şekilde vücudu titremiş ve başı dönmüş. Normal mi? Normal. Öyle şey, yani öyle herhangi bir baş dönmesi falan olsa korkmasınlar değil mi? Yok yok yok, o çok normal yani. Beden gerekeni yapıyor çünkü. Aa. Neyse, çok güzel mesajlar da geliyor. Duran Bey çok teşekkür ederiz ya. Ben teşekkür Biz ederim. sizde Bu fırsatı kalbi verdiniz. ağrıyor. Biz böyle arada bir sizi çağıralım, izleyicilerimize şifa En iyi şifa dağıtalım. gönderelim değil mi? Ki bizden hiç ayrılmasın. Yok, eksik olmasınlar, zaten her zaman bizi O da seyrediyorlar, var. bizi tercih ediyorlar. Ne zaman Ama isterseniz çok buradayız. teşekkür ederim. Ben Böyle teşekkür şeyler ediyorum. oldukça... Güzel fırsat verdiniz. Herkesi bu enerjiyle tanıştırmak istiyoruz. Misyonumuz Evet, bu, sizinle görevimiz tanıştığıma bu. da çok sevindim. Ben de çok sevindim. İnşallah daha çok görüşürüz, daha sık İnşallah. görüşürüz. Yani gerçi Allah mecbur etmesin ama yani. Ama gene de olduğunuzu bilmek güzel bir şey. Çok Ben teşekkürler teşekkür Duran ediyorum. Bey. Size zaten internet adresiniz var mı? Var. Alabilir miyiz? www.quantumturkey.com www.quantumturkey.com Q ile. Q'da. Quantumturkey.com'dan Duran Bey'e ulaşabilirsiniz ya da Duran Türkoğlu diye zaten altta yazdık Evet. internette. Ha, şu anda veriyoruz. Quantumturkey.com adresinden zaten şu anda size, eve gidene kadar site çöker.